Kıymetli dostlar, hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Final Vendetta isimli beat'em up türündeki dövüş oyununun ilk izlenim videosuyla sizlerin karşısındayım efendim. Kendisi bir dövüş oyunu. Bildiklerim bu kadar efendim, saygılar. Tamam, yürüme. Double yaparsan diyor, koşarsın diyor. İleri geri aşağı yukarı. X'le vurursun diyor. Ama X'le vurması şey, karakter seç. Bu bodybuilder beyefendi var. Şurada oyun oynayan biri var. Burada bir hanımefendi var. Ben şu beyefendiyi seçeceğim galiba. X'le mi vuruyoruz? Kareyle vuruyoruz. X zıplıyor, güzel. Yuvarlak ne yapıyor? Guard alıyor. Okey abi. Benim kameram tabii ki burada birçok şeyi kapatıyor sevgili arkadaşlar. Ne yapacağız bu durumda? Şuraya doğru çekeceğiz kamerayı. Çünkü diğer tarafa da sağ üst köşeye de düşmanın cambarı gelebilir. Selamun aleyküm. Lan öyle vurulur mu? Bana eski Atari oyunlarını anımsattı. Efekt sesleri, oyunun müzik sesleri falan iyi midir efendim? Biraz daha açalım mı? Güzel. Süperi nasıl... Ablacım! Kırbaçla mı vurdu? Kırbaçla vurdu galiba. Aman diyeyim. Güzel. Kendisi galiba kırbaçla saldırdı. Pizza var. Pizza da can dolduruyor. Kırbaç değil de sanki böyle bir... Sopa var elinde. Ama bizimi kırbaçlayacak ya. Güzel bak, telefon kulübesini falan kırdık. Bunların hepsi puan olarak geri geliyor bize, öyle değil mi? Yok, ablam jopla saldırıyor. Herkese yetecek kadar var aslanım. Herkese yetecek kadar var. Oo, iri kıyımlar geldi. İri kıyımlar geldi. Ha, zıplayarak tepik atılabiliyor. Bana bunu öğretmemeniz lazımdı. Peki yerdekine böyle bir vurma imkanımız var mı? Galiba yerdekine vurma imkanımız yok. Bıçak. Bıçaklarım bu arada. Mermi icat oldu, yiğitlik bozuldu. Her türlü emanet kullanımını açığım. Aa, o hoş olmadı bak. Neredeyse yüzlü combo yapacaktık, o hoş olmadı. Ne güzel damage yemeden ilerliyorduk. Bu arada guard aldığımızda ne olacak merak ediyorum ya. Yani damage atabiliyorlar mı? Dokunulmaz gibi bir şeyiz galiba guard aldığımızda. Ağzını burnunu dağıttım onun. Can aldık yeterince. Büyük Frank. Stage 1 boss. Büyük Frank'in canı benim kameramın altında gözüküyor bu arada. O yüzden buraya. Cambarları hep nerede gözüküyordu? Hiç dikkat etmedim var ya. Evet, hep benim cambarının altında gözüküyormuş bu arada. Lan dur! Frank ağzımı burnumu dağıttı. Alıyordu ifademi az daha. İfademi alıyordu abi az daha. Sol üstte benim canlarım var.
Ses kayması varsa yayına yenile atın efendim. Yayına yenile atarsanız şayet ses kayması sorunu düzelecektir. Stage 2 Underground. Yer altı. Az önce nasıl bir teknikle geldi o? Gaz maskesiyle saldırıyor herifler. Ablam lattesini bitirince mi gelecek? Galiba lattesini bitirmeyi bekliyordu hanımefendi. Kalk lan ayağa. Koca olan aduketlerin ustası, gözlerinin hastasıyım. Ağzına tükürdüm. Emanet kullanmaktan çekinmem. Süper tuşunu bilen biri olabilir mi acaba aranızda? Emanetsiz daha mı iyiydik acaba? Süper hangi tuştur ki? İki tuşa birden basınca süper. Ekranın dışında dövdüm hanımefendi. Babam bam. Selamun aleyküm beyler. Biraz bir bu hanımefendiye aduket yarar da atamıyoruz ki. Oha. Lan benim böyle kombolar yapabilme gücüm var mıydı? Selamun aleyküm. Birader şunu bir tut. Müzikleri fena hoş bu arada ya. Fena bir oyun değil. Bu skill süperimden yiyor galiba, değil mi? Alp abim hoş geldin. İyiyim abim, çok şükür. Sen nasılsın? İnşallah sen de iyisindir. Şarkos, valla güzel zaman geçiriyor. Sen de mutlu bana dostum. Çok teşekkür ederim. Müzik falan bir şiddetlenmeye başladı ama. Emaneti alalım mı? Ya fırlatma falan yok mu ya? Oo, reisler geliyor. Reisler biraz kalabalık geliyor. Ne kadar kalabalık gelirlerse gelsinler. Lan! Delikanlı adama ışıkları kapatmak yakışıyor mu? Ağzına tükürürüm. Gel. Gel bomba atma gel. Üç başarım birden aldım bu arada dostlar. S kademesinde bitirdik oyunu.
Şahane. Güzel bir oyun böyle yani. Kafa dağıtmalık. Hafiften kafa dağıtmalık. Güzel bir oyun sevgili dostlar. Paldır küldür mevzuya girdiniz. S-Rank. Tabii ki. Tabii ki efendim. Oyunun amacı. Adam dövmece. Adam dövüyorsun sevgili dostum ya. Yani neden adam dövdüğümüzü ben de bilmiyorum. Hani eski bir item up türündeki yapımlar işte. Hani jeton yediren var ya bol bol. Bu tarzda pek bir oyun kalmadı. Yani Mayhem Brawler var misal. Tamamıyla Türk yapımı. Türk geliştiricilerin yaptığı bir oyun. Hatta hikaye sizin kararlarınıza göre şekilleniyor. Buna benzer. Bunu da bana yapımcılar gönderince dedim ki agacım hay hay tabii ki. Neden incelemeyeyim? Olur. Yumruk dışında hareket bilmiyorum bu arada. Katana var galiba. Olur abi, ben kılıçla dalarım bu arada mevzuya. Bana fark etmez. Bak bunlardan uzak duracaksın kalkarken. Bunlar kalkarken damage atıyor çünkü. Şaşırttı beni. Zıplayarak gireceğini beklemiyordum bu arada. Kılıcın ömrü bittiydi. Abi emanet kullanıyorsa uzaktan tekme gaming yapacak hiçbir şey yok. Efendim Vampire Survivors tarzı oyun chatten yazarsanız bakabilirim ama hani size de uygun olursa oyun arasında verebilir misiniz bana? Çünkü böyle hani chatte oyun esnasında herhangi bir şekilde farklı oyunlardan bahsetmiyoruz mümkün mertebe. Belli bir düzeni sağlayabilmek adına. Şöyle yapalım. Eğer vaktiniz yoksa, bekleyemeyecekseniz. Chat'te Karamarmer var, moderatörüm. Ona söyleyin efendim, o iletsin bana oyunu. Çünkü Vampire Survivors benzeri oyunları seviyorum. Evet, bir can lazım. Baksana can kalmadı. Ağızlarını dağıttım hepsini. Bu üçüncü boss mu? Surprise diye geldi herif, gördün mü? Ağzına tükürürüm seni. Beyefendi acaba bir ara... Hah, çok güzel, kalkanı kırıldı. Dövdü ya lan. Ne sinir bozucusun lan? Bizde de var. Eşul ışık, o skiller bizde de var. Ne sinir bozucuymuş ya. Baban Adam ışınlanıyor, jinjutsu yapıyor. Evet evet, full spam yapıyor ya. Hani Mortal Kombat'ta ellerine bir tane karakter alıp sürekli aynı skill'i spamlerler ya. Onlar gibi aynı ya. Boksör hanımefendiyi de dövebildik orada. Fare çıktı kutudan.
Güzel. Ezdi ya lan. Abi herif beni şakasız ezdi. Acaba bütün run'ı aynı karakterle atmak yerine char değişse miydik? Char değişme imkanımız var mıydı ki? Yok galiba ya. Hani bu Aga'nın yapabildiği hareketleri artık öğrendik ya. Diğerlerine baksamaydık maksadında dedim de. O saldırı geldiğinde ne yapacağım bip bip? Emaneti alsana. Herhalde savunmaya geçeceğim. Guard alacağım ya. Yemedi. Guard alamadık. Zıplayacağım mı? Ne yapacağım ki? Arkadan gelip gelip nanik yapıyor bunlarda. Nanik yapıyor. Yaklaşmayın. Elimizdeki karakter daha atletik olsa daha tatlı olurmuş. Yahu ama. Yukarıdan bıçak fırlatıyor. Tepemize harfiyat attılar ya. Konteyner attılar tepemize ya. Adamı göremiyorum sayın hocam. Adamı göremiyorum. Sevgili Yeov. İkisini birden zopalayabilir miyim? Güzel, ikisi birden zopalandı. Ödül olarak Clip Loot ne Mr. Level? Evet, gerçekten atlamak lazımmış. Vay be. Benim kanalda klip alma kapalı efendim. Item'ın bir kırılma durumu yoktu galiba ama elimizden düşürmediğimiz sürece diye tahmin ediyorum. Evet abi, direkt bir can alıyor burada. Ama ben burada adamları böyle burnunun ucuyla görüyorum. Sage Dort, the gentleman. Seslendirmeleri ve karakterleri falan beğendim bu arada ya. Yavaş lan. Dayı Amerikan güreşçisi falan galiba, gel. Evet, saldırımı dojladı abi süperimi. Az kaldı, kırdım galiba kalkanını. Sakin ol. Sakin ol koca oğlan. Acizliği gördünüz mü bu arada ya?
zıplarken ederken falan acizliği gördünüz mü? Gene lan bir yerde es aldık da buralarda dayak yiyoruz hocam ya. Kriplak ne demek onu bilmiyorum dostum, hani benden ne eklememi istiyorsun onu anlamadım tam olarak. Bonus stage mi? Bu araba parçalama muhabbeti şeyde vardı bu arada. Ya Street Fighter'da ya Mortal Kombat'ta. Bak birebir aynısını oynadığımı hatırlıyorum. Bir zaman sınırı falan vardı. Birebir aynısını oynadık. Evet evet değil mi? Street Fighter'da. Evet dostlar şöyle yapalım. Club Tiger. Şöyle bir videonun süresine bakalım. İlk izlenimi burada sonlandıralım efendim. Ya fena değil. Eğer beat'em up türünü gerçekten seven ve oynamak isteyen biriyseniz ufaktan biz videonun sonuna gelmiş olalım. Zorluk derecesini arttırıp böyle daha yüksek zorluklarda kapışabiliyorsunuz ve aynı zamanda elinizdeki karakter oturaklı ağır bir karakter. Yani vurduğunu indirdiğini hissediyorsunuz ama tabii hani ben biraz daha hareketlilikten yana taraftarım. Koşayım ona omuz atayım, döneyim ötekine vurayım, hani nefes aldırmayayım, anladın mı? Burada vuruyorsun, dövüyorsun, adam devriliyor, yenisi geliyor şeklinde. Hani biraz daha blok üzerine. Ben kaçma üzerine olsa daha hoş bulabilirdim açıkçası. Final Vendetta böyle bir oyundu sevgili dostlar. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Esenlikler kalın. Bye bye.